mutfağa geçelim. Bakalım mutfağımızda neler oluyor. Sevda Usta var bugün. Yemek bloggerımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ben deyim. Bugün çok böyle sağlıklı şeylerden bahsedeceğimiz bir hocamız var. Profesör Doktor Can Feza Sezgin bizimle birlikte olacak. Bence hocamın uzmanlık alanına da çok uygun renkler görüyorum ben. Çok güzel zayıflamaya yardımcı olacak hanımlarımıza detoks çorbamız var. Ekşi elmalı enginar salatamız var. Yine yeşillikli süzme yoğurtlu. Enginarın tam şimdi değil mi? Zamanı. Yani onun gerçekten suyundan, kendinden, dolmasından ben her şeyden. Geçen akşam enginarın yapraklarıyla yapılmış bir dolma yedim. Nefis olur. Özellikle Egeliler çok iyi bilirler. Muhteşem. Yani muhteşem sapını oluyor. Çöpünü atmayın şu enginarın. Aynen öyle. Daha sonrasında da ıspanaklı yine unsuz yulaf unu daha doğrusu blenderdan geçirdiğimiz yulafla birlikte böreğimiz var. Harika. Bu da gene sağlıklı bir tabii börek ki. Çünkü un kullanmıyoruz. Yufka da mı kullanmıyoruz? Yufka da kullanmıyoruz, un da kullanmıyoruz. Harika. Yulafla harika bir börek yapacağız. Süper. O zaman hemen hocamızı davet edelim. Tabii ki. Seni de bekletmeyelim çünkü yapacak çok işin var. Ve sevgili izleyenler, biliyorum burada ben de alkışlayarak davet etmek istiyorum hocamı. Çünkü harika bilgiler verecek bir hoca. Onkoloji uzmanı Profesör Doktor Can Feza Sezgin geliyor. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet hocam, izleyicilerimiz sizi stüdyomuzda çok görmek istediler. Biz zaman zaman böyle anketler yapıyoruz. Siz de bizi kırmadınız geldiğiniz için. İmkan için teşekkür ediyorum. Çok izleyicilerimize teşekkür ederiz. Evet hocamın ezber bozan tarifleri var sevgili izleyenler, biliyorsunuz. Biz de bugün belki adını bile ilk kez duyduğumuz bir takım bitkilerle tarifler vereceğiz, evet, değil mi hocam? Bilgiler, tarifler, günlük hayata dokunacağız biraz. Evet harika. Yine tabii ki sevgili izleyenler, kanserle de ilgili aklınıza takılan ne olursa, çünkü hocamın uzmanlık alanı, bugün bütün program boyunca kanseri konuşmuyor olacağız, evet, ama kanser öyle bir günde olan bir şey değil. Aslında birçok şeyin üst üste gelmesiyle olan bir şey olduğunu biliyoruz. O yüzden biz bugün önce sağlık için önlemler alacağız ama kanserle ilgili de aklınıza takılan her türlü soruyu hem telefonla hem de sosyal medyayla bekliyoruz. Demir eksikliği hocam benim de problemlerimden bir tanesi. Tabii bizim özellikle kadınlarda emzirmeye bağlı işte hamilelikler, doğumlar, işte adet kanamaları gibi genç kadınların en önemli sorunlarından birisi. Tabii ki erkeklerde de daha az görülüyor. Şimdi insanlarımıza bir uyarımız var. Özellikle menopozdan sonra kadınlarda demir eksikliği anemisi görülürse veya herhangi bir yaş grubunda erkeklerde demir eksikliği anemisi veya kansızlık görülürse mutlaka ileri tetkik için bir doktorlarına başvurmaları gerekli. Ha, bu önemli. O zaman çizelim. Biraz daha ciddi bir durum olabilir diyorsunuz. Olma olasılığı var. Hı-hı. Bir yerden kan kaybı olabilir. Baktırmakta fayda var. Her kansızlık demir eksikliği değildir. Bir de ülkemizde Akdeniz anemisi çok sık görülür. Kalıtsal olarak ciddi bir hastalık değil. Evlilikte de taramaları yapılıyor. Eskiden ciddiydi ama şimdi taramalarla, genetik taramalarla o sorun da kaldırıldı. Ülkemizde de kansızlığın en önemli nedenlerinden birisi de Akdeniz anemisidir. Onu da aklımıza tutalım. Şimdi baktığımız zaman özellikle karışımımızda şimdi organik elma suyu. Elma suyunu niye organik diyoruz? Çünkü elma böcek ilaç kalıntısını en çok içeren gıdalardan birisi. Çünkü çabuk sinekleniyor, çabuk böcekleniyor, evet, ve çabuk bozuluyor. Bu nedenle için de araştırmalarda üzerinde en çok ilaç kalıntısı bulunan gıdaların başında elma geliyor. Elmayı da organik bulamasak da doğalının kabuğunu soyarak yapacağız. Şimdi organik elma suyu 60 mililitre kadar, yarım bardak kadar koyduk. İçerisine kereviz yaklaşık olarak 15 gram. Yani çorba kaşığımız var mı? Heh, süpersiniz. Yani ölçü birimi olarak da çorba kaşığını kullanabiliriz. İçine bir çorba kaşığı kadar koyuyoruz. Bunların hepsi vitamin, mineral deposu. Yine 15 gram kadar zencefil kökü rendelenmiş bir şekilde gayet güzel hazır bir şekilde yine var. Yine bir çorba kaşığı kadar. Evet, 15 gram bir çorba kaşığı koyduk. 60 mililitre salatalık suyu. O da özellikle mineral açısından yararlı. Evet, biraz stüdyoyu hiç önemli değil hocam, rahat olun siz. Evet, çok rahat olmayayım. bir miktarda yaklaşık olarak da bakalım şuradan bir 15 mililitre kadar, yani çeyrek limon suyu da 15 mililitreye yakın, yarım çorba kaşığından biraz fazla limon suyumuzu koyduk. Arkasından da hemen şöyle sizden de yardım tabii alayım. Tabii ki hocam. 15'er gram, 15-20 gram, hatta
25 grama kadar da çıkabiliyoruz. 15-25 gram arası. Onu da ne diyelim? 2 çorba kaşığı olacak şekilde maydanoz ve ıspanak. Bunların aslında hem demir mineralini arttırmada hem de demir emilimini arttırmada C vitamininden zengin gıdalardır bunlar. Aynı zamanda da biz bunu tabii ki detoksta da kullanıyoruz. Detoks bir program veya bir yaşam tarzı değildir. Aslında sağlıklı beslenmenin genel şeyi, yaşamanın genel adı detokstur aslında. O nedenle detoks programlarından ziyade herkes Akdeniz mutfağı tipinde beslenecek. Şimdi bunu da 2 çorba kaşığı, evet ben biraz şöyle, ben size şöyle şunu da alayım. Yok ben alıp getireyim. 2 çorba kaşığı biraz daha alalım. Hop, tamamdır, yeter bu kadar. Koyduk. Bunun içine hatta bir miktar daha su katacağım ki ben iyice böyle. Bunları da gene aynı şekilde yapacağım. Aynen 15 gram, 25 grama kadar yapacağız onu da. 2 çorba kaşığı da taze ıspanak yapraklarını hazırlıyoruz. Zaten gayet demir güzel. Eksikliği deyince aklımıza ilk gelen ıspanak hep, değil mi hocam? Ispanak, ıspanak da tabii emilim biraz şeydir. C vitamini onun emilimini arttırır. Çok güzel olur. Ve evde bakın sağlıklı yapabileceğimiz... doğayı kendimize uygun hale kullandığımız zaman bakın mucizevi şeyler elde ederiz. Çok da basit aslında malzemelerle. Evet, yani demir eksikliğinin tedavisinde demir hapları biraz zordur kullanımı, bilmiyorum yani evet, yakınlarınız kullandı mı? Özellikle ağızda bıraktığı tat da çok kolay aynen, değil. Aynen. Mide hassasiyeti bulantı, olanlar için. İshal yapabilir bazen, hatta bazıları hiç kullanamaz. Doğadan böyle bir çözüm. Bunun içerisine de biraz 100 mililitre kadar suyumuzu katıyoruz. Evet sevgili izleyenler, siz de sorularınızı canlı bunu canlı bize bunu da mutfağımıza teslim ediyoruz ustamızın ellerine. Evet, biz teşekkür ederiz. Şimdi ben de merak ediyorum karışımdan ne çıkacak? Evet. Güzel bir şey, şifalı bir şeyler çıkacak. Bunu günde bir bardak yani hazırladığımız zaman aç karna, demir emilimi aç karna daha iyi olur. O nedenle aç karna tüketeceğiz. Bir de mesela hocam hep demir emilimini engellememek için üzerine çay içmeyin, yoğurt yemeyin denir. Doğru tabii, bir şey midir çayın o? Çayın içerisinde özellikle tanin gibi veya kalsiyumlu bileşenler, sütteki kalsiyum, çaydaki tanin bileşenleri demiri bağlar. O nedenle aç karna içmek ve yarım saat, bir saat sonra bir şeyler yemek aldığımız demirin maksimum bize yarar sağlamasını neden olur. O nedenle insanlar... kendilerine demir eksikliği varsa özellikle mesela adet kanamaları döneminde böyle bir kürle kendilerini destekleyebilirler. Peki hocam bu kürü ne kadar süreyle içebilirler? Genelde bunlarda bizim yani uzun süreli kullanım emniyetlidir ama insanlara hani 3 ay al 2 hafta ara ver gibi aralıklı kullanım tavsiye ediyoruz. Evet, 3 ay her sabah aç karnına bir bardak evet, içebilirler. 2 hafta sonra ara verip ara sonra verip, tekrar evet. devam edilebiliyor. Amaç burada yani bunların ciddi bir yan etkisi olmasa da bir size tiksinti olma riskini azaltmak iki olur bazen hani bunlarda istenmeyen maddeler olabilir gıdaların hepsinde bu mevzubahis o nedenle onlardan da bir uzak kalmış oluruz. Evet bir telefonumuz var sanırım izleyicimiz hattımızda birazdan telefonu alacağız. Evet, evet karışım hazır hocam onu alayım. Telefonları da bekliyoruz evet bakalım nasıl oldu. Bardağımız hemen orada bakalım. Orada boş bardağımız yok. Şuradan bir bardak rica edeyim. Harika. Mesela, görseli çok güzel hocam. Evet. Yemyeşil. Şöyle ben tadına da bakayım bir. Evet. Şimdi inşallah güzel olmuştur. Tabii vallahi çok güzel hocam. Zaten şey baskın içinde, zencefil baskın tadı evet. olarak. Zencefil tabii biraz hani acımsı bir kekremsi tadı. Limon da içimini kolaylaştırır. Evet kesinlikle elma suyu da içimini bence kolaylaştırır. Kesinlikle elmanın da hoş kendi, bir kokusu vardır. Evet kendi kesinlikle şekeriyle doğru. de birlikte. Evet. Ya benim mesela çok çok rahatlıkla içebileceğim bir şey bu. Yani çocuklara aslında bunları eğlenceli içecek olarak hazırlayıp verebiliriz. Bizler de öyle yani şöyle çalışmalar şunu gösteriyor. Eğer biz şekerli içecekleri veya alkolü sıvı yerine tüketirsek kendimizin sağlığını bozuyoruz. Ama onlar yerine doğal şeker içeren ve biraz da sulandırılmış meyve suyunun sulandırılmış hali ve diğer yararlı bileşenleri içine koyduğumuz zaman kanser riskini azaltıyoruz. Birçok sağlık sorunu riskimizi de azaltıyoruz. Yani bunların sadece demir eksikliği veya detoksla alakası yok. Aynı zamanda
sağlıklı yaşamanın da bir fayda şey, o anti-aging tedavilerde de biz bunları kullanıyoruz. O yani nedenle yaşlanmayı geciktirmek veya güzel yaşamak isteyenlerin de aslında tercih kesinlikle yani etmesi günde gereken bir bardak bu olur. Başka başka içecekler hazırlayabilirler. Harika hocam. Çok da kolay bakın. Gerçekten ne kadar çok samimiyetle söylüyorum. Tadı içilebilecek kadar, hatta yani benim için lezzetli bile. Buzlu da yapabilirsiniz mesela. Aa, evet, yaz aylarında için kesinlikle buzlu yapın. Gayet güzel. Hem demir eksikliğiniz düzelsin hem içiniz serinlesin. Aynen. Buzlu elma çayı diyebiliriz buna, evet, da.